Futbolculuk kariyerim şöyle başladı arkadaşlar. 6. sınıftaydım. 6. sınıfta bir okulun bahçesinden maç yaparken beni kaleye geçirdiler. Kalede oynadım. Çok iyi oynadım. Ondan sonra dedim ki ben kaleye geçmem. Ben defansa daha iyiyim dedim. Defansta bir oynadım. Aşırı iyi oynadım. Arkadaşım dedi ki gel dedi seni bizim kulübe yazdıralım dedi. Sizin kulüp nere dedim. Erokspor dedi. Tamam dedim gel gidelim. Gittik Erokspor'a beni yazdırdı. Erokspor'da bir antrenmana çıktım. Başkan hemen geldi şey dedi. Hocayla başkan dedi bu çocuğun hemen lisansını çıkartalım dedi. Esenler Erok mu? Evet Esenler Erok. Bu çocuğun dedi lisansını çıkartalım dedi. Benim futbolculuk hayatım orada başladı. 11 yaşında falandım. Ondan sonra orada minik takım, genç takım derken oynadım. Genç takımda Mehmet Hoca var. Mehmet Hoca mı vardı diyor. Yok Mehmet Hoca yoktu. Turnuva istiyoruz. Turnuva yapacağız. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Valorant turnuvası olacak beyler. Neyse hikayeye geri dönüyorum. Sonra o takımdan başka bir takıma gittim. Musa'yı tanıyorum. O takımdan başka bir takıma gittim. Emir Efendi diye bir takıma gittim. Velilerin takımına gitmeye çalıştım. He, bu ayrıntıyı atlamayalım. Veliler Oxford'da oynuyordu. Veliler dediğim bizim çocukluk arkadaşları. Bizim çocukluk arkadaşları bir de Veli. Onlar orada dediler ki bizim takıma gel. Genç takımda bunlar işte 17-18 yaşındayız. Seçmelerine gittim bunların takımının. Sahada en iyi oynayan benim bak. Abartmıyorum. Çocuklar geldi şey diyor. Ya bu sene diyor defans oyuncumuzu bulduk ya diyor. Yani sahada en iyi defans benim. Aşırı iyi oynuyorum. Tam böyle formdayım. Stoper oynuyordum ben. Sağ bek stoper oynuyordum. Ondan sonra arkadaşlar ya hepsi tanıdık ya. Soyunma odasına giriyoruz makara kukara. O ona su fırlatıyor. Ben bunlara güldürüyorum. Ve herkes şeyde soyunma odasına yarılıyor. Makara kukara yani dibine vuruyoruz. O kadar güzel bir ortam oluşturduk ki. Bunların hocası da Selami diye 70 yaşında bir adam. Kameranın odaklanması mı gitti ya? Heh. 70 yaşında bir adam Selami diye. Aga senin boyun kısa amına koyayım nasıl stoper oynuyordun diyor. Oğlum ben felaket oynuyordum. Senin o bildiğin stoperlerden değildim. Uçup zıplayıp kaymalı öyle oynuyordum ben. Adam geçirmiyordum. Bunların hocası da 70 yaşta bir tane adam. Ben öyle makara kukara yapıyorum. İşte çocuklar birbirine su fırlatıyor falan. Ortam iyice cıvıdı. Adam geldi şey dedi. Soyunma odasına girdi. Herkes sustu. Ben hala gülüyorum böyle. Böyleyim. Adam şey dedi. Boyum 1,80 beyler. Şey dedi. Evet dedi Fevzi. Sana dedi katıldığın için teşekkür ederiz dedi. Seninle yollarımızı ayıracağız. Dedim ne oldu? Yok dedi biz ihtiyacımız yok dedi sana dedi. Hani şey varmış benim yerim oyuncu. Aslında ben makara yapıyorum diye takımı cıvıtıyorum diye adam istemedi. Yani soyunma odasında gülmesek adamın kafasında şöyle bir şey var. Adam sürekli tiki taka oynanmasını istiyordu. Tiki taka istiyordu. Sürekli böyle pas kimse uzun oynamasını istiyordu. Ve kimse şaka yapmasın istiyordu. Ben de ne yapsam beğenirsiniz. Bir tane hazırlık maçını oynattı beni. Efsane oynadım. Adam geçirmedi. İkinci hazırlık maçı da yedek bekletti. Çünkü şey kafada hani bu adamı kesin aldım. Bir bakayım şunlar nasılmış diye birilerini denedi. İkinci yarı beni oyuna koyacak hoca. Çocuğun yerine oyuna gireceğim. Çocuk çıkıyor. O zaman kum saha vardı. Kum sahada oynuyorduk. Çocuk çıkacak. Ben sahaya girerken böyle kuma dokundum yere böyle yaptım. Böyle yaptım girdim. Adam bu hareketimi gördü. Bunu da tam yapmayı bilmiyordum. İşte şöyle bir şeyler yaptım girdim sahaya. Adam kudurdu. Ondan sonra soyunma odasına geldi. Tabii biz orada gülüp eğleniyoruz falan. Beni gördü şey dedi. Evet Fevzi'cim teşekkür ederiz katıldığın için. Seninle devam etmeyeceğiz. Diğer arkadaşlar pazartesi günü saat 8'de idmanımız var dedi. Beni yolladı amına koyayım. Ondan sonra ben başka bir takıma gittim. Bunları kovulduk. Ben amacım velilerle birlikte oynamaktı. Çok cıvıttık. Çok cıvıttık. Sahadayız. Ya ben bunlardan çok daha kalıplıydım küçükken. Bunlarla taşak geçiyorum. Alıyorum topu. Bacak arası atıyorum. Oraya atıyorum. Bir şeyler yapıyorum falan. Ondan sonra Emir Efendi'ye gittim. Takım değiştirdim. Emir Efendi'de bir top oynuyorum. Felaket. Bunların takımına gittiğim sene 17 yaşındayken Sivas Spor lige çıktı o sene. 16 veya 17 yaşındayım. Tam net hatırlamıyorum.
Sivas Spor İstanbul'da Anadolu Hisarı'nda seçme yaptı. Seçmelere gittim. Kafamda şey var. İşte 20-30 kişi katılır. Ben zaten iyiyim. Beni herhalde alırlar. Bir gittim. 1500 kişi seçmelere başvurmuş. 1500 insan. Tribünler falan tıklım tıklım dolu. Hepsinin akrabaları gelmiş falan. Hepsinin akrabaları gelmiş. Oyuna giriş anını göstereceğim demiş. Onu göstereceğim bu anıdan sonra. Anadolu Üsküdar, Anadolu Üsküdar. Anadolu Üsküdar'da yapıyorlar. Bunların pilot takımı orası. 1500 kişi akrabaları falan, yani bir şeyini kaybetsen bir daha bulma şansın yok. O kadar kalabalık. Ben şey dedim ya, hiç şansım yok. Burada seçilemem ya falan dedim. Kuzenim de benimle gelmişti. Kuzenimle de orada karşılaştım. Kuzenimle kardeşi gelmiş. Onlar da seçmeye gelmiş. Sadece kuzenimin kardeşi girecek. Öbürü de izleyecek. Benim maçın sırası geldi. Ben maça girdim. Üstüme de 3 numaraları bir tane yelek verdiler. Yelek giydim. Oynuyoruz. Karşı takım bizi mahvediyor ama. Dağıtıyor. Karşı çok güçlü takım gelmiş. Dağıtıyor bizi. Sürekli yanıma girip gelip birisi bizim takımdan böyle diyor. Ya aga sen iyisin de şunlara da bir şeyler yap ya. Aga sen iyi. Lan ne yapayım ben, hoca mıyım amına koyayım? Tribünde herkes şey demiş. Ya şu 3 numara çok iyiymiş. 3 numara da benim bu arada. Ondan sonra seçmeler bitti. Ben uyuyamıyorum. Acaba ne olacak? Acaba alacaklar mı? İşte sonuç ne olacak? Uyuyamıyorum. Kuzenime sürekli şey diyorum. Ya bu 3 numarayı sen nereden tanıyorsun ya? Messi sanki sağ adamı. Nereden tanıyacak? Ya kuzenidir ya kardeşidir. Kuzenimin kardeşi ne amına koyayım demiş. Kuzenimin kardeşi de kuzenim de iki kişi farklı olduğunu anlayın diye. Kuzenim mi diyeyim amına koyayım. Neyse. Eve geldim, yatamıyorum abi. Heyecan basıyor. Kesin seçileceğim biliyorum ama. Yatamıyorum, böyle müzik açıyorum, böyle hep o sahadaki anlarım aklıma geliyor. Diyorum ki işte zıplıyorum, kameralar çekiyor. Kameraya gidip bunları falan yapıyorum. Şunları falan yapıyorum. Onlar aklıma geliyor. Abi aramıyorlar. Aramıyorlar. Ben dayanamadım. Bir gün bunları aradım. Sivas Spor'u aradım. Telefonu birisi açtı böyle. Adam telefonu açtı. Dedim ki seçmeler hakkında dedim bir şey sormak için aramıştım. Buyurun dedi, dedim böyle isim. Dedi biz sizi kaç kere aradık, ulaşamadık dedi. Nasıl ulaşamadınız amına koyayım? 24 saat telefon elimde, uyumuyorum, gece bile telefon elimde. Dedi ki siz seçildiniz dedi, cumartesi günü dedi. Velinizle birlikte gelin dedi. Bu veliyle değil ama normal abimle falan. Veliyi seçmemişler. Abimle birlikte gittim. Ama nasılım biliyor musun? Yani... Ayaklarım bir yerden kesilmiş durumdayım. Hani araba almışım sanki ya. Gittim abi. Bizi bir görüşme odasına aldılar. Bu şey vardı. O zaman Bülent Uygun muydu? Neydi? Hocaları Bülent Uygun falan. Onlar orada. İşte dedi ki biz seni çok beğendik. Seni alacağız falan filan. He. Ama dedi takım dedi lige yeni çıktığı için dedi takımın parası yok dedi. 2500 TL vermen lazım dedi. Ben orada bir sinirlendim. Ulan amına koyayım. Seçmeye geliyorum ben. Sen benden para istiyorsun. Böyle bir seçme mi olur? Seçmeden futbolcu beğeniyorsun. Futbolcudan para istiyorsun. Yani paran yoksa futbolcu olamıyorsun. Olaya bak. Abi dedim bende yok dedim yani. Ben topumu oynarım. Sizin bana para vermeniz lazım. İşte dedi lige yeni çıktık, paramız yok. O zaman da Sivas Spor TV'de para topluyorlardı. Sivas Spor otobüs parası toplamışlardı. Yani koskocaman kulüp, Süper Lig'e çıkmışsın. Bir tane çocuk gelmiş senin seçmene girmiş. Çocuktan 2500 TL para alıyorsun. Ben aman akodumun 2500 TL'yi ne yapacaksın? Ne yapacaksın ya? 2500 TL'yi ne yapacaksın ya? Ne işine yarayacak? Çok merak ediyorum. Dedi ki sana takım elbise falan bir şeyler alacağız işte bir şeyler. Ya abi bir sinirlendim. Abi dedi ki verelim mi vermeyelim ya dedim. Ne 2500 lirası ne olduğu belli değil. Vermedik parayı. Gitmedim tabii. Ondan sonra gitmedim. Çok sinirlendim. Çok üzüldüm. Acayip üzülmüştüm. Çünkü kesin seçileceğim emindim. En iyi oynadığım dönemlerde. Sonra gittim Emir Efendi'ye. Çevrenin en kötü kulübüne. Orada bir top oynuyorum. Böyle bir şey yok. Ama bir boka yaramıyor. Yeniliyorum zamanla. Genç takıma çıkıyorum. Deli gibi futbol oynuyorum. 5-0 yeniliyoruz zamanla. Ben oynamasam 10 tane yiyeceğiz. 5 golü engelleyebiliyorum ancak. Takım çevrenin en kötü takımı. Sonra neyse bir başkan
para yatırmaya başladı kulübe. Kulüp iyiydi. Oynadım bayağı. Antrenör olana kadar oynadım. Antrenörlük döneminde bizim şu aşağı mahalledeki takımdan beni transfer etmeye çalıştılar. Oraya gittim Veli ile birlikte. Orada da benim antrenörlük belgem olduğu için şey yapamadım. İki tanesini aynı anda çıkartamıyorsun. Futbol hayatımızı dondurduk. Orada antrenörlüğe başladık. Ortaköy Spor'u çalıştırmaya başladım. Ortaköy Spor'a bir gittim. Başkanlara yine 60 yaşında bir tane adam. Beni kenara çekti, dedi ki hocam, dedi şimdi sana, dedi. Beni de hiç takmıyor bu arada. Böyle gel çalıştır işte gibi bakıyor. Dedi ki hocam, dedi, benden sana bir tavsiye, dedi. Bunların, dedi, kulaklarını çek, bunlara bağır çağır. Bunlar, dedi, Ortaköy şımarığı, bunlar zengin çocuğu, dedi. Kameraya bir şeyler oluyor ya. Bunlar, dedi, Ortaköy'ün şımarık çocukları, dedi. Bunları tokatla, dedi. Ben dedim, başkanım, dedim, o kısmı, dedim, ben hallederim ya. İnsanlarla iletişim midir, dedim. Abi sahaya bir çıktım. U17'nin hepsi şerefsiz. Hepsi birbirinden şerefsiz. O ona su atıyor. O ona işte çocuğa lakap takmışlar. Çocuğun adı Kalın Bok. Bunları topladım. Öbürü sigara içiyor, bir şey yapıyor. Bunları topladım abi. Yarısını gönderdim takımdan. Öbür yarısıyla ligi tamamladım. Diğer sene U19'u çalıştıracağım. Rezaletti U17. Hiç top oynamayı bilmeyen adam. Çocuğun ismi, sağ bekin ismi Kalın Bok. Nasıl kazanayım ben amına koyayım? Kalın Bok. Kalın Bok. Kalın Bok falan değil oğlum. Kalın Bok. Öbürünün adı Barzani falan. Böyle lakaplar takmışlar. Takım rezaletti. Hocam yaş kaçtı, diyor o zaman. O zaman yaşım 23 ya da 24'tüm herhalde. 24. Ondan sonra abi U19 takımının başına geçtim Ortaköy'de. Ortaköy'de acayip bir takım oluşturdum. Acayip. Başkana dedim ki, dedi ki istediğin kadar transfer yapabiliriz, dedi. Yok, dedim, öyle bir şey yok. Ben, dedim, size 4-5 kişi söyleyeceğim. Onları alın, gerisine karışmayın. 4-5 kişi transfer ettim abi. Lige bir başladık. Bunlara taktik maktik. Çocuklarla aramız süper. Hepsiyle hala görüşüyoruz. Bu pandemi bitsin, çocuklarla oturup kahve çayma içeceğiz. Yani hala aramız iyi. Her bayramda falan, bayramımı kutlarlar, doğum günümde yazarlar, sağ olsunlar. En azından yarısı. Ondan sonra takım bir başladı abi. Felaket. Abi kardeş, hoca kardeş, karı koca şeklinde ilerliyoruz. Kaç yılı bu, diyor. Bu işte 3 sene önce falan ya. 3 sene önce falandı. 4 sene önce. 4 sene. Takım namalip şampiyon oldu. Ama bir top oynuyoruz. Bir geliyor 5 atıyoruz. Öbürü geliyor 10 atıyoruz. Girip bakabilirsiniz. 4 sene önce işte 2017 ya da 2018 olması lazım. Kalın Bok'u gönderdim bu arada takımdan. U17'deyken bir gün maça gittik. Kalın Bok'u sahaya koydum. yaz ayı, hava 1000 derece. Kalın Bok sağ bek. Abi çocuk demesin mi, ben oruçluyum. Ulan zaten oynayamıyorsun, bir de oruçlu. Hava gerçekten bir 50 derece falan vardı ya hissedilen. Çocuk az kalsın havale geçiriyordu aman akım. Kalın Bok maç bir bitti, ip ince bok olmuş. Sonraki U19'da takımı kurdum, sistemi kurdum abi. Antrenman şudur budur, hepsini tam yaptık. Çocuklar sağ olsun. Ya yani neredeyse gol yemedik ya. 3-5 gol yedik, başka gol yemedik. Namalup şampiyon oldu takım. Hatta bir tane fotoğrafım var. Ortaköy Belediye Başkanı bir tane pankart astırmış. Ortaköy U19'una tebrik ederiz, işte başarılar dileriz lige çıktığı için falan diye. Beni hiç arayan soran olmadı aman akıllı. Öbür sabah bir kalktım, yine aynı her şey. Ondan sonra dedim ki sokarım ya, dedim, ben McFit'e başlayacağım, dedim. Çıktım McFit'te, işe girdim. Hala McFit'te çalışıyoruz işte. Şimdi amatör takımlar açılınca tekrar futbola başlayacağım. Futbolcu olarak oynayacağım. Oradan size videolar, görseller, canlı yayınlar açarız. Bir ekşiye bakalım. Futbolculuk hayatımız böyleydi yani arkadaşlar. Tekrar başlayacağım. Futbol bitmedi. Gece rüyalarıma giriyor. Tek hayalim gücümün yettiğince futbol oynamak ya. Tek hayalim bu. Başka yok. Bir tane takıma tekrar gideceğim. İşte Erok olur. Emir Efendi olur. 40 entry daha diyor lan. Bunlar yeni mi lan? Neyler? Ne yaptınız?
Dördüncü şeye geçelim. Bunu okumuş muyduk? Bugün en kaçı bunu okumuşuz? Sahaya girişini gösterdi. Ha, sahaya girişi göstereyim. Bekleyin. Ya, yeni entry gelmemiş. Sahaya şöyle girdim. Ama çocuklarla aramız nasıl iyi? Ben şeyim böyle, evime gelmiş gibi, aileme gelmiş gibi hissediyorum. Sahaya tam gireceğim. Hoca beni dedi ki, Fevzi dedi, sen gir dedi. Hani 2-1, 2-1 öndeyiz. Ya ben girersem kesin kaybetmeyeceğiz. Adam şey mi? Adam şöyle bir modda. Hazırlık maçını bile kaybetmek istemiyor. Öyle kafada bir adam. Hazırlık maçında yaptığımız pas sayısını yazıyor deftere. Öyle bir uyuz adam. 70 yaşında bir adam. Böyle veli uzun pas atıyor, not alıyor. Nereden gördün bunu? Guardiola mısın sen amına koyayım? Sonra bana dedi ki, Fevzi maça gir dedi. Ben böyle oturuyordum. Yine orada da makara yapıyorduk. Benim gevşeklik %100 seviyede. Zaten seçildim. Ben seçmeme gibi şansı yok. Böyle kalktım. Isınmaya gittim. Isınmadım. Böyle yürüdüm falan. Ondan sonra geldim. Sahanın kenarındayım. Hoca beni sahaya aldı. Maçı alacak. Böyle yaptım. Böyle yaptım. Sahaya girdim. Bir baktım adam şey diyor. Isın sen dedi birine. Birini ısınmaya gönderdi. Başka birini benim yerime tekrar oyuna alacak adam. Ondan sonra almadı, değiştirmedi. Herhalde değiştirecek kimse mi kalmamıştı? Bir şey olmamıştı. Değiştirmedi beni. Maç biter bitmez geldi vallahi soyunma odasına, dedi senle yollarımızı ayırıyoruz. Ondan sonra kader ağlarını böyle ördü abi. Emir Efendi'ydi. Ortaköy'de öyle dolaştık gittik. Şimdi şey başladığında tekrar gireceğiz. Futbol oynayacağız abi. Futbol maçlarına giden bilir. Oraya antrenmanlara gidip cumartesi günü saat 12'de 1'de takımla birlikte gidip 3'teki maça hafif yağmurlu bir hava, konçlarını giyiyorsun. Üstüne elektrik bandı çekiyorsun. Onu yaşayan bilir oğlum. O duygu var ya, hiçbir şeyle değiştirilmez. Formayı böyle koyuyorsun. Kolun burasını bantlıyorsun. Bunları yaşayan bilir. Dünyanın en zevkli şeyleri. Varsa burada küçük kardeşlerimiz, oğlum gidin top oynayın. Bak çok farklı duygular bunlar. Bunlar çok çok farklı duygular. Parayla satın alamazsın. Hocam sanki biraz geç kaldınız diyor. Yok oğlum 29 yaşındayım ben. 35'e kadar çok rahat oynarım. Bunları cebimden çıkartırım. Amatör futbol 10 numara 5 yıldız olay diyor. Oğlum amatör futbolun tadını alan bilir. Tadını. O neydi ya? O neydi ya? Gidiyorsun böyle formayı giyip maça çıkıyorsun. Kırmızı kart gördüm. Hayatımda bir tane kırmızı kartım var. 5-1 öndeyiz. Bu Evren Turan var ya, Evren Turan. Onlarla maçımız. Acun bunların takımı satın almış. Karşıda bir takım. Takımın ismini unuttum. Acun'un takımı. Evren Turan'ı falan transfer etmiş. Bu şeydeki yorumcu var ya, Galatasaraylı futbolcu. Evren Turan oynuyor. 1-0 öne geçtiler, bize böyle yapıyor. 41 yaşında o zaman. Yani 41 bize böyle yapıyor. Yani koyduk mu yapıyor bize. Biz delirdik. Biz de 17-18 yaşta çocuklarız. Bunları öne geçtik. 3-1 mi 4-1 mi de öne geçtik. Bir pozisyonda böyle kaleciye top gelecek. Ben böyle tutuyorum işte arkadaki adamı. Sandalyeyi adam gibi düşün işte. Böyle böyle yapıyorum. Lavuk da tuttu benim elimi, böyle gözüme koyuyor. Gözümü şey yapıyor. Gözümü çiziyor. Zarar verecek. Adamlar bize pislik yapıyor. En küçüğü 41 yaşında işte. Arkaya döndüm, dirseği bir koydum bunun suratına, ceza sahasının tam girişte. Lavuğun burnu dağıldı. Hakem beni direkt attı. Sonra bir baktım bana bir maç ceza yazmış. Kral. Normalde en az 3-4 maç ceza yemem lazım. Bana bir maç yazmış. O Evren'in hareketini gördü bize. Koyduk mu gördü. Bana bir maç ceza verdi. Adamın burnunu kırdık. Hacı adamlar sikmiş sizi. Acun abiler ulan diyor. Hayır oğlum, adamları yendik, bir üst lige çıktık biz. Acun'un takımı kaldı orada. Evren Turan sonra yorumcu oldu. Abi karşı takımın hocasını dövdüğün anıyı anlatır mısın diyor. Beyler oyuna geçemiyoruz amına koyayım. Karşı takımın hocasını dövdüm. Ortaköy'deyken yine bu çocuklarlayız. Çocuklarda bir sol bekimiz var. Mete diye. Bak çocuk amatörde gördüğüm en iyi sol bek. Yani çocukta kaşarlık desem var, yetenek desem var, hız var, teknik var. Acayip bir oyuncu. 2-0 öne geçtik bir takımla. Artık son 3 maçımız falan şampiyonluğa oynuyoruz. 2-0 öndeyiz. Dakika 50 falan. Bu çocuk yere yatmaya başladı. Full yere yatıyor. Topu geç alıyor. Topu dışarıya atıyor falan. Çakallık yapıyor. Çocuk çakallık peşinde. Full çakallık kovalıyor. Karşı takımın hocası kudurdu tabii. Ya hocam falan bir şey diyor ki. Hoca dedi ki, ya ne yapayım kardeşim, sen niye sürekli itiraz ediyorsun?
Adam taçı yavaş kullanıyor, uyarıyoruz diyor. Ha, 10 saniye 20 saniye yavaş kullanıyor da kart vermelik bir durum yok. Çocuk kaşarlığı çok iyi yapıyor. Sakatlanıyor, yere yatıyor, 2 dakika kalkmıyor. Sedye yok, bir şey yok zaten. Çocuk oyunu piç etti yani. Bu adam en son sinirlendi. Ahlaksızlar falan demeye başladı. En son orospu çocukları dedi. Finalde. Küfretti. Ben hakeme dedim, hocam dedim küfrediyor falan. Hakem duymadı. Bana küfrediyor şey diyor. Karı gibi bağırıyorsun diyor. Sen ne biçim hocasın? Ben her pozisyona dışarıda böyle yaparım. Hey falan yapıyorum. Adam en sonunda geldi dedi ki karı gibi bağırıyorsun. Karı gibi susmuyorsun. Ne biçim hocasın? Ulan bir kere karı gibi demenden senin ne kadar cahil bir adam olduğun belli. Adam gibi bağırıyorum orada. Hey hocam faul, hocam kırmızı kart falan. Maçın anasını siktik. 2-0 bitirdik maçı. Şimdi lisansları maç başlangıcında hocaya veriyorsun, hakeme veriyorsun. Maç bitince de gidip hakemden alman gerekiyor lisansları. Hakemden lisansları almaya gittim. Odaya bir girdim. Karşı takımın hocası da orada. Bana şey dedi. Aa geldi ahlaksız. Adam bana şey dedi, ha geldi ahlaksız. Dedim ne diyorsun lan sen dedim. Ben şey moddayım ama sevinçli moddayım. Lisansları aldım, tam odadan çıkacağım. Adam bana küfretmeye başladı. Tam kendi soyunma odası burada. Bizim soyunma odası burada karşılıklı. Tam soyunma odasına giderken girerken kalın bok 5 lira gönderdi. Selamlar hocam, nasılsınız? Ben İyi. Sana bağış attım, niye gözükmedi o? Atmamışsındır, atsan gözükürdü. Attım oğlum. Kalın bok hoş geldin. Sağ bek oynar mısın? Tam odaya girecek adam. Tam odaya girerken amına kolumu çocuklar ya dedi bize. Abi benim şalter attı. Biz kendi evimizde oynuyoruz. Çevredeki herkes tanıdık. Dayak yeme şansımız yok. Buna da güvenerekten ne diyorsun lan sen yavşak diye koşarak adamın göğsü tam bağırınca adam bana döndü. Adamın göğsüne tekmeyle bir koydum. Adam soyunma odasının kapısına çarptı. Kapı açıldı, adam yere düştü, çocuklar bir baktı, ala, hoca yerde. Hocaları çocuğun önüne serdim, çocukların önüne serdim hocayı. Yıllar ekini yanlış yerde kullandım. Hocayı çocukların önüne serdim, çocuklar bunu bir gördü, hocanın tekme izini burada. Benim üzerime doğru koşmaya başladılar ama ben topuk. Girdim şeye, bizim soyunma odasını nasıl tekmeliyorlar? Kapı kırılıyor, geri yerine giriyor. Kırılıyor geri yerine, biz arkadan böyle omuzumuzla kapıyı tutuyoruz. Kapıya tekmeyi vuruyorlar. Kapı çıkıyor, geri yerine giriyor. Polisler geldi. Polisler de 4-5 kişi. Bunlar engel olamıyor. Adamlar 30 kişi. Zaten 20'si takımdan. Ondan sonra adamı orada bir buralarını işte göğsünü möğsünü pert etmişim adamın. 15 dakika sonra polis geldi, beni aldı. Beni nezarete götürdüler. Adam beni şikayet etmiş. Demiş ki dayak yedim. Beni darp etti demiş. Ya bu kameranın çözünürlüğü bir dakika. Adam demiş ki beni darp etti demiş hoca. Oğlum hepsinin görüntüleri var, tweetleri var. Ben o zaman karakoldan falan fotoğraf attım. Hepsi doğru. Adam demiş hoca beni darp etti. Gitmiş darp şeyi almış. Gitmiş şey demiş, çocuğu da dövdü demiş. Takımdaki çocuğu da dövdü. Ondan sonra çocuğun burasına bir çizik atmışlar. Böyle birisi sıkmış. Gitmiş doktordan darp raporu falan almışlar. Sonra... Ziya diyorlar. Oğlum Twitter'da hepsi var lan. Twitter'a atmıştım. Sonra gittim karakola, şey oradaki polis de görmüştü zaten, şey dedi ya hocam dedi böyle adamları futboldan uzaklaştırmak lazım. Bana diyor. Adama tekme atan benim ama sahadaki olayları gördüğü için polis öyle diyor. Ya hocam diyor bunun gibi adamları futboldan uzaklaştırmak lazım ya diyor. Ama benim arkam çok rahat ve arkam çok sağlam. Çünkü Ortaköy'ün başkanı eski bir kapadayı, neydi lan adı? Marlon Erdal. Yani... O Ortaköy çevresinde o adamın sözü dışında bir şey geçemez. İmkansız. 5 dakika sonra başkan beni aradı. Hocam ne oldu dedi. Dedim böyle böyle oldu. Çocuklara küfretti. Ben de dedim kameralar vardı zaten. Kameraların orada dedim. Tekmeyi göğsüne koydum. Yere serdim dedim. Tamam dedi. Ben dedi şimdi arıyorum dedi. Aradan 5 dakika geçmedi. Polis yanıma geldi şey dedi. Karşı hoca Fevzi dedi. Bey. Ha? Fevzi Bey. Fevzi Bey çay ister misiniz dedi. Karşı takım dedi, hocası dedi, şikayetini geri aldı dedi. Şikayetten vazgeçti dedi. Gidebilirsiniz dedi. Biz sizi bırakalım dedi. Adam beni polis ekibiyle tekrar sahaya bıraktı. Karşı takımın hocası da arkasına baka baka gitti. Sonra Facebook'tan bana mesaj attı. Mesajı göstermiştim ya.
Mesaj attım, tweet attım oğlum. Twitter'da hepsi var ya. Adam bana mesaj atmış. Seni mahvedeceğim, seni kovduracağım o kulüpten falan demiş. Sonra takımı şampiyon yaptı. Abi antrenörlüğü neden bıraktın demiş. Ya amatör futbol antrenörlüğünde çok para yok ya. Çok az para var. O yüzden bıraktım.